akşamlar sevgili hanımlar ve sevgili beyler. Biliyorsunuz her ayın sonunda banyoda kapı arkasına astığım plastik poşetin içerisine doldurduğum kullanılmış bitmiş kozmetikleri alıyorum. Bir tepsiye diziyorum şöyle olduğu gibi. Ve bunları size tek tek anlatıyorum. Hangi umutla aldım, memnun kaldım mı kalmadım mı? Alırken fark etmediğim ama sonradan içerisine bakınca, çünkü benim gözümün yarısı kör, İçinde fark edip ya ben bunu nasıl görmemişim dediğim gibi bir sürü ürün var. Geçen gün bir hanımefendi sormuştu, çok güldüm. Bunların hepsini bir ayda mı bitirdin diye. Hayır. Belki aylardır kullandığım var ama yeni bitti. Yani bu ay içinde çöp kutusuna gidecek kadar içinde hiçbir şey kalmamış olanları anlatıyorum. Şimdi ilk önce şu, biliyorsunuz ben her pazar akşamı ya da cumartesi akşamı dermaroller yapıyorum cildime. Dermapol'ün beni davet ettiğinde şöyle bir sürü bana şey vermişti, ampul dermarollerle kullanmak üzere. Onları kullandığım, içerisinde melafadin olanlar da var, yani lekelerin giderilmesi amaçlı yapılmış ampuller de var. Detoks amaçlı olanlar da var, şöyle mavi olanları. Memnun kaldım, evet çok memnun kaldım. Bu yazı ilk defa bu kadar lekesiz geçirdim. Ha, tabii ki güneş kremi hiç ihmal etmiyorum ama biliyorsunuz güneş kremleri %100 korumuyor. Dolayısıyla Ağustos ayında bir tane şu dermarollerle kullandığım Janssen'in ampulleri var. Hassas ciltler için, hassas eller için olan Sonet'in el sabunu. Bu sabun içermeyen bir el yıkama sabunu. Tamam, bir sürü sertifikası falan var. Çok çok da memnun kaldım. Ancak fiyatlar euro ile beraber ayarlandığı için acayip artmaya başladı. Tekrar alır mıyım? Tabii ki alırım. Ama muadili varsa bir daha ucuzu tabii ki tercih edeceğim. Gerçekten çok iyi bir sabun. Çünkü benim ellerimde egzama var. Herkes biliyor. Neler denemedim neler, ama stresle beraber hepsi artıyor. Sadece kimyasallar değil bunu tetikleyen. Herbatürk'ün kalsiyum, magnezyum ve D3 vitaminli kapsülleri tiroid takviyesi sebebiyle alıyordum. Daha ucuz buldum, alıyorum. Ama gerçekten Herbatürk çok güvendiğim bir Türk markası. Bu da bitti. Bir Beauty'nin avamalı, çok makul fiyatlı göz makyaj çıkarıcısı. Evet, grabajı çok büyük değil. Kaç ml bilmiyorum. 50 falan olması lazım bunda. Çift fazlı. Hem yağ hem su fazı var. Gayet güzel temizliyor. Göz çevresinde yağlı şey de bırakmıyor. Böyle hani sildikten sonra kendiniz kötü hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla Milo oluşturma olasılığı da düşük. Beğendim. Evet, alır mıyım? İndirime girsin. Alacağım aynısından. Beğendim. Efendim, bu Dr. Applicare'in Anti-Age güneş koruyucusu. 50 SPF'li. Maalesef bunu havuz başında herhalde 40 derece falan da bıraktığım için son herhalde 20 ml'ini bozulmuştu, atmak zorunda kaldım. Çok beğendiğim bir güneş kremiydi. Bir doktorun tavsiyesiyle almıştım. Bu bitti. Ayşenur Yazıcı nemlendiricim. Bu kaçıncı bilmiyorum. Bunu da bitirdim. Kendi nemlendiricimi sabahları kullanıyorum. Akşamları genelde ya yılan zehirli krem kullanıyorum ya da farklı beyazlatıcılardan. Kendi kremimi met edeyim mi? Edeyim. Üstünde hep Five Free yazıyor. Yani 5 ağır kimyasaldan arındırılmış bir nemlendirici, bütün cilt tiplerine uygun ve organik. Annem geldi, sağlık ocağına gitmişti ilaç yazdırmaya da kapıyı açtım, geri geldim. Yine Rossmann'dan aldığım, herhalde birkaç ay oldu bunu alalı, ayak peelingi. Fuss Wohl, inşallah doğru okuyorumdur, Almancam yok benim. Krem şeklinde bir peeling, oldukça iri granüller var içerisinde. Ayağı yumuş yumuş yapıyor mu? Evet, yapıyor. Ancak bu tip peelingleri 2-3 günde bir yaptığımız zaman ve üzerine mutlaka güzel bir krem kullandığımız zaman ölü tabakaya attığı için hakikaten faydasını görüyorsunuz, ama sadece peeling yapmakla ayak derileri iyileşmiyor. Güzel mi? Beğendim. Fiyatı da uygundu. Alır mıyım tekrar? Alırım. Fiyatları da gayet makul. Bu meşhur, ne zaman almıştım? Burada herhalde bir Mart ayında falan almış olmam lazım. İki tane aloe veralı kremim olduğu için bunu bitirdim. Misha'nın Waterful Aloe Soothing Gel. Apio diye bir yan marka çıkardı biliyorsunuz. Çok beğendiğim bir jel oldu.
Ancak Dermaroller yaptıktan sonra kullanamadım. Bu yaktı. Ancak Nature Secrets aloesi yakmadı. Bir daha alır mıyım? Eğer indirime girerlerse tabii ki alırım. Mikrotem'in temizleyici kil maskesi. Hayatımda gördüğüm en bereketli maskelerden biri çıktı bu. Öyle yüzünüze sürdüğünüz zaman kuruyup takır takır böyle çıkarırken sizi uğraştıran ve deriyi pullaştıran bir maske değil. Çok beğendim. Bayağı da uzun süre kullandım. Haftada iki kullanıyorum ben çünkü maske. Alır mıyım bir daha? Evet alırım. 250 ml. Yanlış hatırlamıyorsam 20-22 lira bir şeydi fiyatı. Çok da iyi içerikleri var. Şu Eva üstündeki şey yazılar gitmiş. Eva'nın portakal kabuğu yağı. Bu ay bir şişe bitirdim. Ben bunu ev içerisinde kokulandırma amacıyla da kullanıyorum. Banyo sonrası da saçlarımın arkasına koku vermesi amacıyla kullanıyorum. Türk kadınlarının Artvin'de yaptıkları bir marka. Bir şişem daha var. Onu da kullanacağım. Çok güzel. Tavsiye ederim. Portakal kabuğu yağı. Bu da bitirdiğim bir diğer. Ne olmuş bu? Perişanlar. Şişmiş kapalı yerde. Nociceptin hassas ciltler için hem yatıştırıcı hem müdahaleye takıyorsam hem yatıştırıcı hem yumuşatıcı kremi. Çok beğendiğim bir krem oldu bu da. Bu da bir Türk markası. Ezel'den bulabilirsiniz. Yazın özellikle çok uzun süre mesela pazarda orada burada dolanıp ben çok AVM'leri sevmiyorum. Geldikten sonra cildimin hassasiyet kazandığı dönemlerde kullandım. Beğendim. Bir daha alır mıyım? Evet alırım. Ama bunun bir tane Calming fıspıslı bir tane kremi çıkmıştı. Ondan aldım. O da hiç fena değil. Türk markalarını her zaman destekliyorum. Adı niye Nocicept bilmiyorum. Gelelim çöpe giden kozmetikler. Ama niye çöpe gitti? Şimdi bu hangi markalığını da hatırlamıyorum. Hemen bakayım. NYX'in ikinci şeyi bu. Ne derler? Eyeliner'ı. İçerisine baktım. Zaten bunun ömrü 6 aymış arkadaşlar. 6 aymış. Ben 1 yıla yakın kullandım. Onun için içi azaldı işte. Çok kötü bir şey. Ucu fena oldu. Yok yamuldu filan. Ne yapsın? Ömrü belli yani bunun. Beğendiğim bir eyeliner oldu. Ama başka bir markadan aldım deniyorum. Golden Rose'un iki ucu farklı olandan çok da memnunum. Bir daha alır mıyım? İndirime girerlerse tabii ki alırım. Önemli olan benim için çektiğim zaman göz kapaklarım kırışık çünkü artık. Dağılmaması. Çünkü fazla sulu olduğu zaman o küçük kırışıkların arasında dağılıyor, sinir oluyor. Bu Maybelline'in Color Show'un oje bitti. Kurudu. Çok da memnundum. İçeriği de hiç fena değil. Bu kalsiyumlu Flormar'ın Allah'ım içindeki şey haline dönüşmüş. Ağda haline dönüşmüş. Flormar'ın kalsiyumlu tırnak sertleştirici koruyucusu. Çok beğendiğim bir üründü. Essie'den aldım diğerini. Güzel mi? Evet güzel. Ama artık Flormar benim için bir Türk markası değil yani. Umursamıyorum. Almayacağım. Bunun markasını hatırlamıyorum. Hayatımda gördüğüm en komik tırnak süsleme objesiydi. Şu. O da bitti. Ağdalaştı. Graffiti Art Deco Nail Polish diyor ama vallahi markası falan yok. Kim bilir gratis de rafta bulduk da özeldim aldım. Çok komik. Yani 5 yaşında çocuklar falan daha çok seviyorlar bu rengi. Efendim bu NYC'nin kol kalemi. Şöyle göstereyim. Bütün göz içi ve dışında hat çekmek, furulaştırmaz. Biraz smoky, işte makyaj yapmak için filan. Bunun da 30 ay yazıyor üzerinde. 30 ayı geçeli ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ayıkladım. Bu ay bu da çöpe gidiyor. Yalnız çok güzel bir kol kalemdi. Onu da belirteyim. Yani ara sıra da ucundan böyle kaş fırçasıyla alıp kaşlara da uygulayabiliyordum. Akıp şey yapmıyor, dağılmıyor. Çok hoş. Santé'nin organik maskarası mini. Megalash. Bunun da son kullanımı bitti. Son kullanımla beraber zaten içindeki şey de bitti. Ürün de. Güzel mi? Evet çok güzel bir maskara. Eğer hassas gözleriniz varsa fiyatı da makul. Organik bir marka. Ancak ömrü işte bu kadar. Eğer her gün sürüyorsanız zaten 6 ay içinde bitecektir. Alır mıyım bir daha? Tabii ki alırım. Ay şu organik indirim yaptığı zamanları kollamak gerek.
Şimdi alay ettiğim maskeyi elim nasıl utandım ya vallahi. Hatırlıyor musun sen şu yüz beyazlatmak için kullanabileceğiniz maskeler arasında saymıştım bunu. Ritual de Beauté'nin hücre yenileyici, canlandırıcı. Bir de demiştim ki niye 3D, yani 3 boyutlu nasıl olur? Tabii kullandıktan sonra gördüm, sakladım size gösterebilmek için. Meğer burnuna kup yapmışlar maskenin. Bak vallahi sizin için sakladım. Nasıl göstereceğimi de bilmiyorum ama. Heh. Bakın. Şuraya bir dikiş atmışlar maskeye. Dikiş attıkları için burnunuzun üzerine löp diye oturuyor, hiçbir yere kaymıyor. Bir de çene çıkıntısına da kup yapmışlar. Bakın ortadan bir dikişi var bu maskenin. Dolayısıyla 3D'ymiş. Evet, yüze tam oturduğu için. Ya alay ettiğim için özür dilerim ama yani 3D ile de bunu anlamak mümkün değil. Güzel bir maske. Gerçi bir kere kullandım ama bunu haftada iki kullanırsanız ciltteki ton farklarını çok rahatlıkla şey yapabilirsiniz. Gider bir yardımcı olabilirsiniz. Bir diğeri Hindistan cevizli Be Beauty'nin saç maskesi. Çok beğendim. Çok güzel. Havuzdan, klordan işte ya da çok açıcı boyalardan yıpranmış bir saç şeyiniz varsa, yapınız varsa evet onarmaya yardımcı oluyor. Ama bana sorarsanız yıpranmış bir saçı en iyi iyi hale getirmenin yolu uçlarından kestirmek. Tabii ki saç maskesi yapmaya devam edeceksiniz. Hindistan cevizli saç maskesi çok hoşuma gitti. 4,5 lira mı öyle bir şeydi. Fiyat çok ucuz da değil bakın. Bir uygulamalık ama uyguladıktan sonra o bıraktığı yumuşak, o matlığı giderici hissini görünce beğeneceksiniz. İsterseniz ikinci uygulama için de alırsınız. Santen'in son artık bu granüllü peelingi. Çok beğenerek kullandım. Bu da sonuncusuydu. Mikroplastik yok içerisinde biliyorsunuz. Santé organik bir marka. Bayıldım. Misha'nın 31 numaralı BB kremi. Bana biraz koyu geldi ancak beyaz pudrayla hafif sabitledim. Misha'dan ne zaman alışveriş yapsam bana avuç avuç böyle fondöten koyuyorlar. Bayılıyorum çünkü fondötene. Ama onların sayesinde şu tanesi 1 liraya aldığım deneme fondötenlerinden sonunda kendi tenime %100 uyanını buldum. Bu takayım gözlüğümü 5 miydi? W05 numarası benim tenimle birebir uyumlu. Şimdi bunların bir sürü numaralarından aldım, yaklaşık olabileceklerinden denedim. Bu birebir uyumlu oldu. Bunu aklımda tuttum. Şimdi Misha'dan bundan sipariş vereceğim. Bu da ne demek biliyor musunuz? İşte bir eşantiyon nasıl müşteri kazandırır? Bu en güzel kanıtı. Gayet de güzel. Çok örtücü değil. Ancak öyle yağlı bir his bırakmıyor. Ve ince de olsa o ton farkınız varsa onları kapatabiliyor. Ton adlı. Personal Ton adlı fondöteni. Bayıldım. İşte efendim. Ağustos bittiğinde kapımın arkasında bitenler bunlardı. Size bir fikir verdiyse ne mutlu bana. YouTube'dan para kazandıkça ayda yaklaşık 700 lira falan gelmeye başladı. Ürün almaya ve sizlere tanıtmaya devam edeceğim ama hiçbir zaman benim evimde 10 tane maskara, 20 tane kahverengi far, işte 15 tane nemlendirici olmayacak. Ben stok yapmayı ve israfı sevmiyorum. Bittikçe alıyorum. Elimden geldiğince de sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Hoş kalın, mutlu kalın.